teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Yiğit'in iş teklifini kabul edecek misin? Hangi teklifini? İş teklifini Sanem, hangi teklifini aldın? Başka teklifim var sana benim bilmediğim. Ahlaksız bir teklifim var. Hangi teklifi? İş teklifi tabii ki ya. O ne demek ya? Ne teklif edecek bana? Aa, pardon da hangi sıfatla bana bunu soruyorsunuz? Ya başlatma sıfatını tanımadığın hep dediğin adam buraya geliyor. Abuk subuk konuşuyor, bir sürü şey söylüyor ya. Allah Allah ya, ben senin bir kere mutsuz olmanı, başına bir şey gelmesini istemem yani. Siz Balkanların dağına, tepesine, oralarına, buralarına gittiğinizde ben zaten burada kendimi koruyor olacağım. Ben kendi başımın çaresine bakarım burada. Tamam, ben yurt dışı numaramı bırakırım sana. Ben yurt içi numaranızdan hiçbir hayır görmedim. Yurt dışında hiç istemiyorum ve umutlu da değilim bu konuda. Çok teşekkür ederim. Sana bak, benimle atarlı giderli böyle konuşma. Atar gider böyle atar atar konuşma benimle bu tavırda. Tamam mı? Ben hala senin 14 gün boyunca patronum yani. Yeter ama ya. Yeter, yemin ediyorum şimdi çıkacağım. İş yerine psikolojik şiddet uyguluyorlar. Mobbing var diye bağıracağım. Hadi çık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz bu gidişle Balkanlara değil Tekirdağ cezaevine gidersiniz ancak. Sen benim Balkanlara gidecek olmama taktın değil mi bu kadar? Sırf bana inat olsun diye böyle hoşuna gitmeyecek, sevmeyeceğin böyle işleri kabul etmeye kalkmasan hem mutsuz olursun yani. Ben çünkü şu anda çok mutluyum değil mi? Sevgilimden ayrıldım, işimden istifa ettim. Ben şu anda o kadar mutluyum ki. Aman beni hiçbir şey mutsuz etmesin ne olur. Sanem. Can Bey, bence biz bunun üzerinden titizlikle geçelim. Ne diyordunuz siz? Double check yapalım bunun üstünden, neyse. Bir aksaklık olmasın, bir sorun çıkmasın. Seyahatinizin önüne geçmesin, canınız hiç sıkılmasın. Buyurun. Buyurun double check.